Kaptanım. Ömer Bey. Anonsu sen yapar mısın lütfen? Hoş geldin. Lütfen, lütfen şu anda ciddi lütfen bozmadan. Kayıt bir ve başla lütfen. Kesmek yapmıyoruz. Tamam bir dakika ama. Şu an yayındayız. Yayındayız da. Kaptanım hani yayındayız. Ben gemi kullanmaya tamam desen ki hemen gel şurada farklı bir gemi var hemen kullan. Eyvallah tamam hemen devam edeyim. Ama şimdi böyle anons falan şaşırdın. Kaptanım bak ne olur içinden geleni söyler misin? Şu an yayındayız ya. Sayın misafirlerimiz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir gün. Çok güzel bir... Mis gibi bir hava. Mis gibi bir hava, evet. Ömer Bey geldiler, uzun zamandır görüşmüyorduk kendisiyle. Bir hafta özledik. Kadar önce, bir evet. Hafta falan oldu aşağı yukarı. Sayın Cemal Bey geldiler, Cemal Yunal. Tabiri caizse ıssız adam. Geliyor kendisi, diyelim değil mi? Tabii, geliyor, gelecek. Az sonra geliyor kendisi. Az sonra burada olacaklar. Özlem'den bekliyoruz kendilerini, kendilerinden tanışmak da nasip olacak. Güzel bir program olacak. Bekliyoruz. Ya bence harikaydı. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim vapurda Chelsea'miz sohbette Cemal Kaptan'la birlikteyiz. Levapur Magic'te çok kıymetli bir oyuncu ile birlikte olacağız. Efendim Cemal Hünal bize eşlik edecek. Çaylar simitleri hazırsa vapurdayız. Vapurdayız efendim. Geliyor. Issız adam geliyor. Ya. Ya. Gerçekten şu anda ıssız adam gibi duruyor. Ya. Yani çok yakışmış karakter gerçekten. Evet. Ya deniz kenarında Cemal Yunan yürüyünce Cemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Merhabalar. Hoş geldiniz. Çok iyiyim. Sağ olun. Efendim Cemal Hünan'la buluşmanın heyecanını yaşıyorum. Açıkçası kendisiyle sohbet edeceğim için mutluyum. Bir Kaptan sen ne diyorsun? Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim. Her zaman severek izlediğimiz güzel bir aktör. Sağ olun, teşekkür ederim. Özlemden karşıladık sizi açıkçası. Çok sağ olun. Şimdi güzel bir söz var. Biri diyor ki, ben düşüncelerimi diğer insanların fikirlerini değiştirmek için söylemem. Ben düşüncelerimi benim gibi düşünen insanları yalnız bırakmamak için söylerim diyor. Ya ne güzelmiş. Siz neden aslında konuşursunuz? Gerçeği seslendirmek için. Değil mi? Birilerine faydası olabilir. Bazen insanları biraz uyandırmak lazım, biraz dürtmek lazım, biraz yinelemek lazım. Aha. Faydası oluyor. Tabii kesinlikle. Tabii. Vapurda ne zaman boğaz turuna çıkmıştınız en son? Ha bir 3-4 ay önce. Öyle mi? Evet evet vapur sık kullanıyorum. Çok ben, güzel. Sen ben orada okuyordum Karaköy'de. Okulu kırıp kırıp vapura binip Kadıköy'e gidiyorduk. Tabii. Çok iyi. Okul anılarını canlandıracağız. Aslında hayatının belli bir kısmını suyun üstünde geçirmiş bir isim sevgili evet, Cemal evet. Bu aralar ormanda görüyoruz ama her şey denizde başladı galiba. Her şey denizde başladı. Babam yelkenci olduğu için. Hep teknede büyüdüm. Deniz sevgisiyle büyüdüm. Balık tutarak, yelken açarak, çapa atarak. Halat bağlayarak. Ayarak, evet evet ama bütün parmaklarım hala yerinde demek iyi eğitmişler. Bence de. Allah nazardan öyle. Saklasın diyoruz. Kesinlikle. Çok teşekkür efendim, ederim. Geçiyoruz. Buyurun diyoruz. Hadi o zaman. İstanbul'da deniz ya. Mis gibi bir hava. Dünyanın en güzel şehrinin en güzel köşesindeyiz. İnanılmaz bir tarih, inanılmaz bir background'u var buranın. İnanılmaz bir geçmişi var. Gerçekten burada gördüğünüz şu güzelliği dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Ve bir şekilde bizim düzensizliğimiz, nizam eksikliği falan bu güzelliğe çok fazla şey katıyor. Çok fazla şey katıyor. Efendim İstanbul'un kalbi Sarayburnu'ndan yola çıkıyoruz. Selametle. Ne diyorsun kaptanım? Halatları... Halatlar fora. Halatlar fora efendim. Buyurun vapurunuz çok güzelmiş kaptanım. Teşekkür ederim. Buyurun teşekkür siz ederim. Önden buyurun. Issız bir adamla Boğaz Turu'nda sohbetteyiz efendim. Siz dersiniz ki başınıza bir şeylerin gelmesine izin verin. Vermeniz lazım. Kısım. Çünkü yoksa başınıza bir şey gelmez. Gelmez. Hiçbir şeyin yoksa da Türkiye gibi bir ülkede aç kalmazsın. Bizim insanımız misafirperver, ağırlar, merhametli. Benim kendimde beğenmediğim şeyler var. Ben 80'lerin, 90'ların sinemasını bugünkünden daha başarılı buluyorum hala. Bana çok geliyor. Issız Adam 2'yi niye çekmiyorsunuz diye. Dedim ki yönetmeni ben değilim. Efendim, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sevgili Cemal Hünal, aslında sevmemek zorunda olduğu işleri yapmak için aslında sevdiği konularda kendisini eğiten bir isim. Orta çağ yaşamına meraklı, ilk, temel aslında köklere bağlı bir isim diyebiliriz. Evet, diyebilirsin, seviyorum. Değil mi? Tarihi seviyorum, insanlığın
nereden geldiğini, ne günlerden buraya geldiğimizi araştırmayı seviyorum. İnsanların hikayelerini seviyorum. Mitoloji okumayı çok seviyorum. Star Wars'ı da çok seviyorum. Hepsi aynı şey benim için. Peki hayatın içinde bir şeyleri başlama konusunda zorlarla başlamak mı daha iyi, kolayı mı seçmek daha iyi bir başlangıçta? Yani zoru aradan çıkarmanın her zaman faydası var. Ve zorda elde ettiğimiz tecrübe kolayı çok daha iyi ve hani olabileceğinden daha güzel bir şekilde bitirmemizi sağlıyor. Zorla başlamak güzeldir. Zor insanı geliştiriyor. Muhakkak. Ben de bazen şey düşünüyorum. Sonuçta yoğun bir psikolojideyken bazen de kolaylarla başlamak bir motivasyon yaratabilir düşüncesi. Evet, evet, olabilir. Hayatta hiçbir şeyin çok kesin köşeli kuralları olduğuna inanmıyorum ben. Kolayından başlıyorsunuz, çok daha güzel şeyler çıkıyor. Bazen zorundan başlıyorsunuz, olmuyor. Bazen tersini yapmak lazım, bilemiyorsunuz. İnsanın iç sesini dinlemesi lazım. Şimdi efendim programa başladık. Tabii bir kişinin kendini gösterme hali vardır ya, özellikle spor müsabakalarında yedek kulübesinden giren kişinin sonuçta dikkat çekici bir şeyi var, girişi var oyuna çünkü. Bir değişim var ve oyuna şu girdi durumu oluyor. Kendini çabuk göstermesi gerekir. Sonradan girdiği için zaman da kısıtlı. Evet, evet. Hayatın içinde Cemal Hülal kendini böyle çabuk gösteren bir insan mısın? Öyle bir gayretim olmadı hiçbir zaman. Bir şekilde bilerek kendini öne çıkarmaya çalışmasının çok boş bir gayret olduğunu düşünüyorum. Çünkü iş insanın aynasıdır. Eğer yaptığı iş, konuştuğu şey, eylemi neticede üretebildiği şey zaten bir değeri varsa o zaten gereken dikkati çeker. Onun dışında bunlar olmadan insanlar dikkat çekmeye çalıştıkları zaman genellikle dışarıdan bakınca bir kere çok komik görünüyorlar. Öyle olunca da karavana olma ihtimali çok fazla oluyor. Yani aslında biraz konuşmak bazen karavana neden olan bir şey aslında. Evet, aslında yani neyi neden yaptığımız çok önemli. Neyi neden söylediğimiz çok önemli. Bazen bir şey, insanların bir şey aslında çok daha fazla dinlemeleri lazım. Ben oyunculuk dersi verdiğim zaman bütün öğrencilerime aynı şeyi söylüyorum. İyi dinleyin. Bir oyuncunun en önemli sırrı dinlemektir. Karşıdakine cevap vereceksin sen. Neyi nasıl söylediğini bilmiyorsun ki. Oraya bir ezberle, hazır bir oyunla gitme. Git, karşıdakinden beslen. Bu karşılıklı beraber üretmemiz gereken bir şey. Hayat da öyle. Bazen o yüzden Türkçemizde çok güzel bir laf var değil mi? Evdeki hesap çarşıya uymayacak da. Çarşıya uymak lazım. Uyum sağlayabilmek lazım. Esnek olabilmek lazım. Bunun için biraz insana güvenmesi lazım, biraz hayat tecrübesi lazım ve biraz hayatı akışına bırakıp takip edebiliyor, izleyebiliyor, dinleyebiliyor olması lazım. Bazen gözümüzü kapattığımızda çok daha fazlasını görüyoruz çünkü. Kesinlikle. Vapurda olmak nasıl sorusunu sormak istiyorum. Çünkü ben iletişim fakültesinden mezun olunca bir televizyon formatı ortaya çıkartmaya çalışırken birçok kişi dışarıya bak. Neler yapılıyor? Başka formatlara bak. Ama ben dedim ki sonuçta İstanbul'a bakmak lazım. Genellikle köklere bakmak lazım. Genellikle yüzeyde görmüyor. Ağacın gövdesinden, meyvesinden ziyade bir dibine bakıp köklerine bakarsak çok daha fazla şey görüyoruz. Çok güzel bir seçim yapmışsın. YouTube kanalımıza abone olursanız gerçekten sevineceğim. Beğenirseniz yorumları yazın. Mutlu olalım. Beğenmezseniz de eleştirileri açız. Abone olduğunuzu görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Olmadıysanız da yanlış görmüşümdür. Yine de sağ olun. Efendim. Vapurda çay simit sohbeti. Kaçırmayın. Zaten izliyorsunuz. Ya şu anda benim için burada olmak inanılmaz büyük bir keyif. Ben çocukluğumdan beri hep vapura biniyorum. Her fırsatta karşıya geçeceğim zaman arabayı burada bir yerde bırakıp Kadıköy'e gitmeyi seviyorum. Boğaz'da İstanbul'u soluyorsun. Benim için dünyanın en güzel şehri. Çok gezdim, çok güzel yerler gördüm, çok nizami şehirler gördüm. Ama ben buradaki karmaşayı çok seviyorum. Evet. Enerjisi çok değişik. Enerjisi bambaşka, tarihi bambaşka, güzelliği bambaşka ve tabii bir de işin içinde Türk insanı faktörü var. Şimdi bunu insanımızı övmek için söylemeyeceğim. Çekiştirilecek bir sürü tarafımız olabilir ama çok daha içgüdümlü hareket edip hızlı alevlenip çabuk sönebilen güzel kalpli insanlar içinde yaşıyoruz biz. Burada bir taksiye bindiğin zaman muhabbet edebiliyorsun. Bir kafede yanındaki biriyle muhabbet edebilirsin. Metroya bindiğin zaman ya da vapurda birisiyle çok beklenmedik bir sohbete girebilirsin. Dostça bir durumla karşılaşırsın. Hiçbir şeyin yoksa da Türkiye gibi bir ülkede aç kalmazsın. Bizim insanımız misafirperver, ağırlar, merhametli. Amerika'da yere düşsen adam sana yardım etmemek için görmezden gelir seni zaten. Başı belaya girer çünkü. Yani oradaki kişisel alan, dirsek mesafesi, benim haklarım, senin hakların mevzusu daha bize işlememiş. O yüzden daha insan olarak çok daha güzel bir toplum olduğumuzu düşünüyorum ben. Evet. Burnu da iyi koku alan bir toplumuz aslında. Öngörülerimiz... Çok. Uyanık aynı zamanda. Değil mi? Tabii tabii. Tabii. Boşu yok yani. Evet. Biz aslında vapurda hani yıllardır vapurda çay simit sohbette hayatını belki de kitap yapabilecek, hayatı kitap olabilecek insanlarla sohbet ediyorum. Ama en sonunda bir insan tanımış oluyorum. Aslında dolu insanlarla evet, sohbet etme bir durumu. Bir insan bir ömür. Bir insan bir ömür durumu oluyor. Sizi de bir şekilde bugün bir arada olmamızın sebebi aslında iyi bir oyuncu olmanız. Teşekkür ederim. Çok severek yapıyorum işimi, çok. Aslında hani iyi bir oyuncu olmanızı neye borçlusun sorusunun cevabı nedir? Sizi ne iyi bir oyuncu yapıyor? Bir kere
yaptığım herhangi bir iş konusunda çok tutkuluyum. Eğer onu yapıyorsam o konuda inanılmaz bir tutku oluyor bende. Ve bunu güzel yapmak istiyorum. Kendimi aşmak istiyorum her seferinde. Yaratabilmek ve kendimi şaşırtabilmek istiyorum. Onun için genellikle yaptığım her şeyde üzerine çok uzun düşünürüm. Eylemden önce çok düşünürüm. İyice bir solurum, içime çekerim. Ben onu neresinden tutabilirim, o beni neresinden tutar. Bunun bir kaynağını bulmak isterim. Onun için ben setteyken, kamera önünde çalışırken, sahnedeyken ve işimi de çok sevdiğim için çok kaptırıyorum kendimi. Çok fazla teslim oluyorum. Adeta artık böyle hani oyunumu oynamaktan ziyade artık şizofrenik bir... Duruma da geçiyor mu? Duruma geçiyor. İşim bittikten sonra eve gittiğim zaman çok mutlu gidiyorum. Sevdiğim bir işi yapmış oluyorum. Kazancımı elde etmiş oluyorum. Ve yaptığım iş benim için bir şey ifade ediyor. Benim orada işe katabileceğim şeyler var. Onu yapabildiğim zaman, onu hissettiğim zaman beni en çok mutlu eden şey o. Eve mutlu gidebilmek güzel. Peki bir sorun araştırıyor olsaydınız, yani bir otomobil ustası gibi düşünün kendinizi ama kendi içinize giriyorsunuz ve oradan bir otomobil gibi burada sıkıntı nerede var sorusunu sorar mısınız kendinize? Tabii bunu soruyorum da kendime. Biraz babamın çok güzel bir lafı var. Gençken... Çünkü bizim bir araba var da yani aynı araba 3 ustaya götürdük hani üçüncüsü buldu sorunu. Öyle. Bazen insan öyle, kendi evet. içindeki sorunu bulması da bence kolay bir şey değil. Bir kere iç sesini dinleyip insanın dürüst olması lazım. Çünkü insanlar genellikle kendilerine baktıkları zaman, aynaya baktıkları zaman bir şeyi yorumlarken düzeltmemeleri gereken hataları da düzeltiyorlar. Örtbas ediyorlar. Çok fazla şeyi halının altına atabiliyoruz. Halbuki kendimizi görmeyi tercih edebilirsek başta bizi çarpabiliyor ama Platon'un çok güzel bir lafı var. Kendini bil, kendini tanı, kendini sev. İnsanın kendini olduğu gibisiyle sevebilmesi lazım. Benim kendimde beğenmediğim şeyler var. Asi dizisinden teklif geldiğinde ne düşündünüz o zaman? Ben çok şaşırdım. yani çünkü hiç beklemiyordum bir. Ben ondan önce yaptığım iş, ben Ulak filminin setine Yetkinlik İçin'in at dublörü olarak gittim. Ve sonra Ulak rolünü verdi Çağan bana. Çağan'la çalışmak inanılmaz keyifli. Çok hakim, inanılmaz tutkulu bir insan. Yaptığı işi gözünden sakınıyor. Ulak'ın çekimleri bittiğinde benim beyaz perdeyle ilgili hayallerim tamamen tamamlanmıştı. Benim olabilecek en büyük hayalim beyaz perdede at üzerinde kostümlü dönem işi. Ve bunu ilk işimde yaptım zaten Ulak'ta. Ve çok enteresan bir rastlantıydı. Mel Gibson'ın Apokalipto filmi vardır, o Mayalılar falan. Ben o filmi görmeyi çok istiyordum. Ve özellikle o filmi görmeye tek başıma gittim sinemaya. Ve oturdum filme falan. Yıl kaç o zaman? 2007. Bakıyordum işte, ben filmlerin fragmanlarını da severim. Onun için genellikle erken giriyorum sinemaya. Ve sinemada tek başıma, boş bir salonda Ulan fragmanını seyrettim tek başıma. At ben, hani ve ya, oradaki tabiat. Tüylerim diken diken olmuştu. O kadar mutlu olmuşum ki. Yani ve çok yani onu görmeyi de beklemiyordum o anda. Hayatım bana yaptığı en tatlı sürprizlerden biriydi. Bunun benim için bir oyunculuk kariyeri tetikleyebileceği hiç aklıma gelmemişti. Yani. Ama tabii babanızın, siz aslında çocukken Canon filmlerini beraber izlediğiniz dönemlerde Canon'un babasının söylediği bir lafı var. İnsanı bir tarafa bırak, hayvanı bir tarafa bırak. Evet. Asıl güç... Hiçbirine güvenemezsin. Bu elindekine güvenebilirsin dediği şey. Durumu. Evet. Hani kılıçla gömülme durumunu ister miydin? Herhalde o kadar seviyor musunuz? Var. Yani o söz konusu sahne benim hayatımda çok gereğinden fazla bir etki bıraktı. Ben o zamanlar çok küçüktüm. Herhalde 4-5 yaşlarında falan olmam lazım. O filmi seyretmeme izin vermemişlerdi. Bizimkiler filmi seyrederken ben odamdan çıkıp gizlice salonda böyle yerde sürünüp koltuğun arkasından kafayı çıkartıp annemle babamın kafasının arasından seyrettim filmi. Ve çok etkilendiğim bir filmdi. Hala da en sevdiğim filmlerden biridir. Ben 80'lerin 90'ların sinemasını bugünkünden daha başarılı buluyorum hala. Çok daha samimi anlatımlar olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz imkanlar, gerek imkanlar olsun gerek bütçeler olsun, hikaye anlatımında hani yeni bir tarz arayışı olsun, filmcileri biraz şımarttı. Ama raydan çıkardı. Çoğu yeni projede ben yabancı yapımlardan bahsediyorum tabii. Bir, genel olarak bir ruh eksikliği hissetmeye başladım. Doğru, çok fazla teknoloji girince senaryo... Hikaye esastır. Hikaye esastır. Bakın ya, Titanic'i batırdık. O dinozor da geldi, o arabayı yuttu. İnsanlar hala televizyonda bizim mahalle dizilerini eğer izliyorlarsa demek esas önemli olan insan ilişkileri, drama ve tepkiler. Ekranda sevmemizin veya sevmememizin nedeni tabii mi? Tabii şimdi dramayı sevmemizin çok sebepleri var ama en enteresan öğelerinden bir tanesi ki bizim hayatımızda da geçerli. Şimdi bir insanın başına bir şey geldiği zaman bu hayatının %15'i. Ona verdiği tepki hayatının kalanı. Yani bir gülümsemeyle bir şeyi olumlu algılayarak ya bırak olsun gitsin helal olsun dediğinde dünyayı en güzel hale getirebiliyorsun. Ya da aynı sebep yüzünden kendi hayatını karartabilirsin. Peki siz dersiniz ki başınıza bir şeylerin gelmesine izin verin. Vermeniz lazım. Nasıl? Çünkü yoksa başınıza bir şey gelmez. Değil mi? Yani ben iyisiyle kötüsüyle başıma gelen her şeye çok şükrediyorum. Yatıyorum, kalkıyorum, Allah'ıma şükrediyorum dedim. Bunu da gördüm, bunu da yaşadım. Bir gün 24 saat mi? Öyle diyorlar. Şimdi sabah zaman bunu... çok göreceli bir kavram değil mi? Şimdi hani, sabahları Evet. Erken kalkmaya başlayınca sanki günlerin süresi benim için daha da uzamaya başladığı durumu oluşuyor. Yani... Ben sabah 5'çiyim. 5'li misiniz? Tabii. Yani gün gerçekten size kaç saatmiş gibi geliyor? Bir gün bana çok uzun gelebiliyor. Yani mümkün olduğu kadar uzatabiliyorum. Genellikle set ortamında ya da dışarıda çalışırken daha hızlı geçiyor gün. Kendi kendime geçirdiğim hani ev, iş... Git geldi günlerim biraz daha ömürlü oluyor diyeyim. Ben sabah 5 civarında kalkıyorum genellikle. Hani uyanıyorum o saatte. Ve 5 ile 9 arası en sevdiğim saatler. Çünkü bütün dünya bana ait.
istediğimi yapabiliyorum, oturup yazabiliyorum, çağıran yok, eden yok, telefonum çalmıyor. O halin şusu, ya sabah erken kalkmanın şu tarafı güzel, herkes uyurken ayakta olmak aslında bir anda herkesi dondurmuşsunuz ve o şehrin içinde siz yürüyormuşsunuz gibi, daha yavaş hareket ediyor. Kendini ayırabileceğin bir vakit için çok kutsal bir zaman. Hiç birinin yerine oyuncu olarak geldiniz mi ya da hani sizi rolden alıp başkasını verdiler mi? Ulak'ta oldu. Yetkin dikicilerin rolünü bana verdiler. Onu da istediği bir tane kötü adam rolü vardı. O oldu. Hani roller değişti. Roller değişti. Başka benzer durumlarla karşılaştım. Hani öyle birinin yerine geçmişliğim yok. Böyle bir teklif gelmişti. Evet. Yerine almamı istedikleri kişi arkadaşımdı. Kabul edemedim. Etmek istemedim. Yani durumda bir terslik yoktu. Ama arkadaşınız olmasa kabul eder miydiniz? Sanmıyorum. Prensip olarak beni rahatsız eden başka bir şey vardı orada. Yani hiç bir kere kimsenin ahını almak istemem. Doğru. Hak geçsin istemem. Şimdi biraz önce konuşurken insan hareket halindeyken farkında olmadan bir şeyler öğrenir durumu. Sizin için oyuncu dünyasıyla birçok oyuncuyla çalıştığınız için farkında olmadan mı öğrenme hali var yoksa farkında mısınız öğrendiklerinizin? İkisi yani de. Çetin Tekindor'la birlikte bir zaman geçirmek. Şimdi Çetin Tekindor'la beraber biz 2 sene zaten ASİ'de çalıştık. O benim için olağanüstü bir tecrübeydi. Çünkü benim ilk dizi projemdi o. Kadro inanılmazdı yani. Çetin Tekindor, Nur Sürer, Menderes Samancılar, Tülay Günal, Tülay Bursa ve Tuncel Kurtis. Allah rahmet eylesin. Yani Ümit Tuncel abiyle bir tanışma hikayem var zaten. Hani başlı başına. Nasıl? Bu yok, sansürlü. Televizyonda anlatabileceğim bir şey değil yani. Hani çok ekstrem bir karakterdi. Ama asla unutmayacağım. Yani oturup bir filme sahne olarak falan ya yazabilirim. Böyle bir insanın başına böyle bir şey gelemez. Asi'nin çekimleri süresince ben bir aydır Antakya'daydık. 1. bölüm bitti. Ratingler yüksek geldi. Ben dedim ki eyvah dedim. Bu iş devam edecek. Biz burada kalıyoruz. Çok yok. Güzel ya. Ondan sonra otelden çıktım ben. Şey olmadı mı yani? Hep ıssızdan iki gelecek durumu da sevgili Çağan Irmak sizin tahmin ettiğiniz gibi öngörülü olamamış yani. Siz milyonlar izlenir demişsiniz ama. Vallahi ben bu arada. Çağan'ı tanıdığım kadarıyla asla ve asla bu filmin ikincisini çekmeyecek. O yüzden Çağan'ın bir reyting ya da izleyici kaygısı olsaydı Çağan bu kadar riskli bir çeşitlemeye girmezdi sinemasında. O gizli yaşamların hikayelerini anlatmayı seviyor. Ve bunları herkesin ilgilendirmediğini de biliyor. Onun ortaya çıkarmak istediği başka bir sinema lisanı var. Üretkenliği üretmek adına bir üretkenlik. Onun için gidip de ıssız adam 2'yi aklının kenarından bile geçirmediğine eminim. Yani ben kendisine sormadım, sormayacağım da. Bana çok geliyor, ıssız adam 2'yi niye çekmiyorsunuz diye. Dedim ki yönetmeni ben değilim. Bana öp diyorlar, öpüyorum. Dövüyorlar, dövüyorum. Anladın mı? Hani çok iyi. Asi'de kalmıştınız. Dizinin reytingleri iyi olunca eyvah kalıyoruz. Eyvah kalıyoruz burada dedim ve ben otelden çıktım. Hemen Antakya'nın arkasında Nur Dağları var, Amanos Dağları diğer adıyla. 370 metre irtifada bir tane köy evi, Mandıra, 11 dönüm çayır içerisinde. Orayı tuttum, oraya yerleştim. 2 tane at, 4 köpek, 2 sene boyunca orada yaşadım. Hemen karar verdiniz yani. Evet, bir tek ıssız adamın çekimleri için döndüm İstanbul'a. Ondan sonraki yaz, 2008'de. Ondan sonra tekrar geldim. Aslında ıssız adamdan önce bir ıssızlaşma durumu varmış. Evet ama farklı bir şekilde. Biraz daha yabana kaçıştı o. Aynen. Evet. Issız adam iki adamın kendinden kaçışı ama bu benim için yabana kaçıştı. Evet. Şu anda tekrardan efendim annem de programı seyrederken bir anda başka bir konuya geçiyorsun diyor. Montaj değil efendim, gerçekten geçiyorum. Şimdi annem misafirimdi geçen hafta. 40'lı yaşlarıma geliyorum. Anne dedim ben artık bir çocuk değilim ama senin çocuğunum. Yani senin evladınım ama çocuk değilim. Mesajını vermek durumunda kaldım birkaç sene. Hiçbir işe yaramadığına eminim. Bundan bir sonuç alamayacaksın. Sizin çocuğunuzla aranızdaki durum nedir? Yani o sizin gözünüzde çocuk mu yoksa çocuğunuz mu? Hem çocuk hem çocuğum tabii. Yani hani yaş itibariyle zaten kaç yaşında? 6 yaşında. Yani bir kere Doğan'la sağlıklı bir iletişim kurabilmem için öncelikle benim çocuğum değil bir çocuk olduğunu hatırlamam lazım. Bir eleştiri yaparken ya da bir şey göstermeye çalışırken çocuk için daha zor olan yerlerden bahsediyorum. Kendi çocuğummuş gibi davran, kendi çocuğuna davranır zaman bazı şeyleri çok kişisel alıyorsun. Ama çocuk olduğunu hatırlarsan, sadece çocuk ve çocuk, daha ağır bir anlatıma için müsaade edebilirsin kendine. O daha faydalı olabiliyor. Şimdi annemle geçirdiğim bu 2-3 günden de çok soru türedi. Kıyas yapma durumu oluyor ya hayatın içerisinde. Genelde anneler yapar bunu. Yani iyi niyetli de yaparlar. Hani daha iyi olsun, daha güzel olsun diye bunu bir yarışa sokmamak lazım ama siz sonuçta bir sporcu değilsiniz, bir oyuncusunuz. Genelde sporcuların yaptığı şey kıyas yapmak. Bir oyuncu olarak siz kıyasları kiminle yaparsınız? Yapar mısınız kıyas? Pek sevmem kıyas yapmayı. Bence ne zaman bir şey kıyaslasak, yani karşılaştırması gereken 150 tane kalemden 3 tanesini seçiyoruz. Mutlaka bir haksızlık yapılıyor orada. Yani zaman bana genel olarak bazı şeylere daha geniş bakmayı öğretti. Tabii iş dünyanda, kendi kişisel dünyanda belli bir şekilde gerek haklarını, gerek şartlarını, gerek imkanlarını muhafaza etme ihtiyacın olduğu için bu resmi daraltıyorsun. Yani haklı olduğun zemin üzerine kurup her şeyi onun üzerinden yapıyorsun bütün argümanı ama insan ilişkileri açısından çok sağlıksız bir durum.
Çünkü genel o zaman bütün tartışma mecralarımızın hepsini çok yüzeysel, kendi kendimize türettiğimiz bir para birimi ve sistem üzerinden yapmaya başlıyoruz. Hiçbir doğallığı yok. İnsan ilişkileri çok anormalleşiyor. Efendim, Cemal Hünal'a sormak isterim. Dünyanın her yerinde işe yarar şey desen ne aklınıza gelir? Bıçak. Bıçak. Tabii. Doğru. Sizin için kolay bir cevap oldu. Yani... Şimdi kullanan var, kullanamayan var. Yani neresinden bakarsan bak. Yani insanlığın başlangıcından beri muhtemelen binlerce yıldır, yüz binlerce yıldır en çok kullandığımız ve en çok farklı iş gören aletimiz. Kesinlikle. Bir küçük bıçakla neler yapılabileceğini izleyince doğa belgesel programı. Serdar Kılıç'a ver, gitsin sana bir tane ev yapsın bir tane bıçakla. Evet, tabii. Zihni geliştirebilmenin yolu aslında o küçük parçaları birleştirebilmek, küçük aleti kullanabilmek. Evet, yani küçük aleti üretme, bir kere iş yapabilmek için alet türetmek zaten başlı başına bir zeka. Bu çok çok bize özgü ve özel, güzel bir durum. Yapmak istediğimiz şeye uygun bir şeyler ortaya çıkıyor. Ve durmuyoruz da, bakar mısın? Sürekli bir alet edevat çeşitliliği var. Beni endişelendiren şey, ihtiyacımız olmayan şeylerin ihtiyacımız olan şeylerden daha fazla ve daha pahalı olması. İhtiyacımız olmayan şeylerin daha pahalı olması. Evet, enteresan. İnsanların psikolojileri birbirinden o kadar değişik ki, bu kadar insan bu kadar değişik psikolojiyle sükunet halinde yaşıyor ya, o da ilginç. Çünkü bazıları istiyor ki evim güzel olsun, fotoğrafını çekeyim, insanları çağırayım, bunu paylaşayım. Bazısı oraya sizin gibi bir bakış açısıyla bakıyor. Çeşitlilik güzeldir. İnsanlar çok farklı, evet. Hepimizin ihtiyaçları farklı. Dünya görüşü farklı, ihtiyaç yani isteklerimiz farklı. Peki evden gidelim. Sakladığınız mektuplar var mı? Tabii. Yani eşimin bana yazdığı en küçük nottan, kağıt parçasından her mektuba kadar hepsini sakladığım bir kutu var. Böyle romantik bir adam, sonuçta bir şekilde kurtulamadınız ve şu anda benim de söyleyeceğim şey ıssız adam olma durumu haliyle. Ama tezatlıklar güzeldir herhalde bir oyuncu için. Aslında tabii. Değil mi? Issız adamın mektupları saklayacağını düşünür müsünüz? Yani bir kere bir, ben ıssız adam değilim. Benden başka herkes ıssız adam olmaya bir yeltendi zaten. Değil mi? Yani, evet. Benim için hayata geçirmesi çok keyifli bir karakterdi. Çünkü iyi yazılmış bir senaryo olduğu için ben adamın derdini çok iyi anlatıp bunu yaşatabildim kendime. Ve bunu bir şekilde yönetmenin görüşüyle, kameramanın açılarıyla, bu filmi müziğiyle ve anlatarak karşı tarafı iletmeyi başardı. Alper derdini iyi anlattı ki bu film çok başarılı oldu. Ben onunla çok empati kurabildim. Kendi dünyasında haklı. Benim çok net söylüyorum, kesinlikle mesai yapmak istemeyeceğim bir insan türü. Alper'le arkadaş olamazdım ben. Tabii yani zaten bir şekilde o tezatlığı ortaya çıkarabilmek oyunculuk oluyor. Peki mesela sonuçta Al Pacino oynadığı rolden sonra daha cool bir hal alıyordur sorusuna ne dersiniz? Yani insan oynadığı rolle bir şekilde daha cool olabilir mi? İyi savaşmak savaşçının ruhunu yüceltir her zaman. Kanatlanır. Her insan yaptığı işi iyi yaptığı zaman onun kendisine verdiği, o işi iyi yapmanın ona verdiği bir güven, bir mutluluk, bir haz, bir şeyi tamamlamış olmanın verdiği mutluluk eşsiz. Dünyadaki en büyük mutluluk bence. İnsanın üretmesi. Yani beni en çok mutlu eden şeyler, yani ailemle geçirdiğim vakit dışında. Yani ben telefonda konuşurken bile elim boş dursun istemem. Alırım bir parça köpük, ondan bir şey unutarım. Bir yere resim yaparım, olurum bir şey örerim, bir parça bir şey dikerim. Ve o başladığım şeyi netice itibariyle bir obje, kullanılır bir şey haline getirmem lazım. O süreç beni mutlu ediyor. Hem yaratıcı düşüncemi ayakta tutuyor hareketlerini. Aynı zamanda bunu ellerimle bir eyleme de dökebiliyorum. Dolayısıyla hem beynimi hem ellerimi bir şekilde, hem gözlerimi hem ruhumu bir şekilde çalıştırarak eğitiyorum. Eğitmeye devam ediyorum. Yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Ben çocukluğumda evden çıkıyordum Maçka'dan. Beşiktaş'a iniyordum yürüyerek. Vapura biniyordum, buraya geliyordum. Kadıköy'de biz arkadaşlarla söz verilen saatte buluşmayı başarıyorduk. Elimizde başka bir telefon yoktu. Yolda olan arkadaşımıza ulaşabileceğimiz başka bir teknoloji aracı yoktu. Ya, aynı mesajlaşma mesele, yoktu. Şimdi bakıyorum, taksi şoförü navigasyon kullanmadan yol bulamıyor. Köreliyoruz ve çok hızlı köreliyoruz. Yani beynimizin sol tarafına o kadar çok yüklendik ki, matematiksel ve hani kurgusal tarafına, içgüdülerimizi ayakta tutan beynimizin sağ tarafı çoğumuzda tamamen fonksiyonunu yitirmiş vaziyette durumda. Şimdi efendim ilginç bir soru. Kafanızda kendinizi savunmanız gereken herhangi bir konu canlandırın diye yazdım. İlk cümleniz ne olurdu? Yani insan kendini savunmaya başlarken aslında suçlama ne olursa olsun Cemal Hünal nasıl başlar? Ben yaptım. Çok güzel. Defteri kapattım az önce, konu kapandı yani. Kapandı. Evet. İnsan hayatında tabii ki suçlanmalar, iftira en kötü şeydir belki de ama... Hiç umurum olmaz. Bugüne kadar birçok iftirayla karşılaştım. Çok fazla dedikodu duydum kendimle alakalı. Hiçbirine bir cevap yetiştirmeye tenezzül bile etmedim. O İnsanlar yüzden... kafalarında bunu sabaha kadar kurabilirler. Ama şöyle bir hakikatin kendi kendine ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu var. Şimdi ben buna dışarıdan müdahale etmedim. Bir kere bir insanın kendini savunmak zorunda kalması genellikle çirkin bir durum. Çünkü farazi bir şeye karşı bir sürü boş laf ve enerji sarf ediyorsun. Hani bu kadar olumsuz düşünce besleyen insanlar varsa eğer benim zaten ona istediklerini düşünebilirler. Benim de bununla ilgili herhangi bir şey düzeltmekle ilgili bir ihtiyacım hiçbir zaman olmadı. Ama eninde sonunda ben bu konuda ne kadar bir şey yapsam da yapmasam da
Yağmur yağıyor, çamur gidiyor. Ondan sonra bir tek pisliği tutanın elinde kalıyor pislik. Herkes diyor ki bütün çakallık buradaymış diyor. O noktada ben hala açıklama yapmıyorum. Umurumda değil çünkü. Hani korkunç bir enerji kaybı. Genellikle de bu tarz insanları hayatımdan uzak tutuyorum. Bu tarz insanları dinleyen insanlar da bu şekilde hayatımdan onlar da uzak kalmış oluyorlar. Çok pratik bir çözüm. Gerçekten pratik bir çözüm. Ben yaptım. Tabii. Konuşmazsak olmaz. Atlar olan sevginiz. Atlarla konuşma durumu aslında insanın kendi vücut dilini kullanması açısından çok geliştirici bir süreç. Çok, çok geliştirici. Sonuçta eğitmenlik yapıyorsunuz. Sonuçta bir insan da olsa karşınızdaki, bir at da olsa, bir hayvan da olsa ona bir şeyleri anlatabilmek için ilgi çekmek lazım. Tabii evet, tabii ki. Ben yaklaşık herhalde hayatımın şu anda bir 15-20 sene arasında bir süresini atçılığa verdim. Çok da mutlu etti beni. Benim için kendimi sanırım... Hiç atınız öldü mü? Tabii. Kucağımda öldü ya, öyle diyeyim. Çok üzücü oldu. Vücudundan bir parça kopmuş gibi, ampute olmuş gibi hissediyorsun. Öyle diyeyim sana. Çünkü atlar çok enteresan varlıklar. İnanılmaz zekiler, fakat bu zekayı seninle paylaşmak ya da sana göstermek gibi, köpeklerde olduğu gibi seninle iletişim kurmak gibi hiçbir hevesi yok. Umrunda değil. Çok enteresan bir bakış. Yani ben bir köpekle arkadaş olmak istiyorsam elimdeki yemeği verdiğim anda bir tanışmış oluyoruz falan. Bu at için hiçbir şey ifade etmiyor. Ben zaten onu alıkoymuşum. Benim yüzümden çayırda otlamıyor şu anda. Ben bineceksem, ahıra koyduysam, eğerlediysem. Dolayısıyla biz bir şekilde atlarla çalışabilmek, atlara bakabilmek için bir sürü formül üretmişiz. Ahır diye bir şey icat etmişiz. Bence zararlı bir format. At dışarıda, diğer at başka atlarla beraber dışarıda otlayan bir hayvan olması lazım. Onu izole edip bir ahıra koymanın hayvanın ruh sağlığı için hiç iyi bir şey olmadığını düşünüyorum ben. Ve çok şey öğrendim. Kendimle ilgili, hayatla ilgili, yaşamın doğal akışıyla ilgili, iletişimle ilgili, sabırla ilgili, saygıyla ilgili, saygı olmadan sevginin olamayacağıyla ilgili çok şey öğrendim. Evet, orada da kurulan bağların kalıcılığı da. Evet. Değil mi? Evet. Öğrendiğim zaten benimle kalıyor. Yani hayatımda her yerde bir şekilde faydasını görebiliyorum. Bana verdiği cesaret, kendimi tanımlarken bana kattığı şeyler çok fazla benim için. Evet. Şimdi kaç atınız var? İki mi? İki. İsimleri ne? Şems ve Duman. Şems ve Duman. Evet, Şems Lale'nin atı, Duman benimki. Ya bir ata bakınca nasıl anlıyorsunuz? Yani sonuçta İngiliz atı, Arap atı. Bizim atlardan ikisi de... Ya atlarla ne yapıyorsunuz genelde alıp, yani niçin atlarınız var sorusunu merak ediyordur belki. Şimdi benim için zaten öğrenmenin gerçekten sonu yok. Hani gerek iletişimde olsun, atın bakımında olsun, atın eğitiminde olsun, kendi eğitimimizde olsun. Ve at bizi bizim atı eğittiğimizden çok daha fazla eğitiyor. Bir atı doğru, ata bir şey öğretebilmek istiyorsan önce kendini eğitmen lazım. Sabırlı olman lazım. Doğru tepkileşmelerde bulunman lazım. İç sesini dinlemeyi, atı dinlemeyi öğrenmen lazım. Kendi sesini ve istediklerinden vazgeçmeyi öğrenmen lazım. Önce vazgeçebilmelisin ki kurabilesin, yeniden başlayabilesin. Çünkü atın umrunda değil senin ne istediğin. Yani bir şey, ben şeye çok karşıyım. Bir şey zorla yaptırabilirsin. Ama o zaman ben onun arkadaşı olmuyorum. Hayatına iyi bir şey katmıyorum. Bir canlının hayatında ona iyi davranmadığın zaman, ona zorla bir şey yaptığın zaman zulümden başka hiçbir şey katmıyorsun. Verdiğin yem haram zaten yani. Az önce konuşurken, tam sohbete başlamadan önce Cemal Kaptan'la birlikteyken kendinizi bize teslim edin Cemal Bey dedim. Ne dedi? Ben zaten teslimiyetle çalışıyorum ya. Genel olarak çok hakimiyet fikrinde inanmıyorum. Bence insanın için korkunç bir yanılgı. Şu etrafına baksana, neye hakim olabilirsin? Ancak kendi kendine türettiğin bir sisteme hakim olursun en fazlası. Hani ama ben şunu gördüm. Tanker batar denizde. Fındık kabuğu batmıyor. Direndiğin zaman doğayla, dünyayla, doğanın kendi akışıyla mücadele etmen mümkün değil. Ama o akışa kendini bıraktığın zaman o koskoca kaosun, karmaşanın içinde hayatta kalman zor olduğu şeyin bir parçası haline geliyorsun. Organizmanın bir parçası haline geliyorsun. İnsanlarda İnsanların en kötü huyu bir direnmek, iki diğer insanlar üzerinde ve sistemin üzerinde ve doğa üzerinde bir hakimiyet kurma çabası. Bunun iyi bir sonuçla neticelendiği bir tane örnek bilmiyorum ben. Evet, hayata güzel bir pencereden bakmak olsa gerek bu. Deli deyip kabul ettiğiniz çevrenizde insanlar var mı? Çok. Deli bu arkadaşım ama yapacak bir Tabii şey yok. Eşim başta bir kere. Ya, sevgiler, saygılar bizden efendim. Ya bunu bir tatlıya bağlasak burada. Hayatı çok renkli bir hale getiriyor. Lale ile beraber yaşamak bir çizgi film karakteriyle beraber yaşamak gibi bir şey. Yani Allah bozmasın. Hiçbir insan hayatında olamayacak kadar çok çeşitlik var herhalde benim hayatımda günlük olarak. Çok da keyif alıyorum bundan. Çok. Efendim, magazin sorusu sorup ikinci çocuk yapmayı düşünüyor musun? Hayır. Hayır, düşünmüyorum. Çünkü biz şöyle bir şey, bizim eve bakıcı girmedi. Yani, ya şimdi evet. Cemal Bey'le biz çekimi... Gerçekten burada özürünüze sığınarak dediniz ya, şimdi Cemal Bey'le biz efendim sevgili oğlunun ateşi olunca Cemal Bey çekimi ertelemeyi rica etti bizden, aslında biz de erteledik. Tabii bu süreç içerisinde bu durumu paylaşıyorum. Ya bakıcı yok mu koskoca oyuncu adam falan durumunu mesela arkadaşlarımdan biri söyledi. Yok abi, yani hani şimdi öyle bir şey ki çocuğun özellikle onu yetiştirme mesaisi bana ait ve benim sorumluluğumda. Annesiyle babasıyla geçirmesi gereken bir vakti bir çocuğun annesi ve babasıyla geçirmesi lazım. Evde tek başına bir bakıcıyla ya da bu işi profesyonel olarak yapmak zorunda olan
hisseden biriyle değil. Ben oğlumla, ailemle geçirdiğim her saniyeye çok kıymet veriyorum. Bir kere her akşam bizim belli bir film saatimiz var yatmadan önce. Dolayısıyla ki dünya sinema klasiklerini biraz aşılayabileyim. Ve bir okuma saatimiz var. Ve bu ikisinde bir kere bir bana çok faydası var. Oğlumla üretken bir vakit geçirebiliyorum. Ona çok faydası var. Benim bizim için Lale ile en büyük başarılardan bir tanesi çocuğa inanılmaz bir şekilde bir hayvan sevgisi o kolay oldu. İki okuma sevgisi aşılayabildik. Ne güzel. Yani çocuklar ellerinden teknolojiyi bırakmıyorlar. Çünkü her şey çok kolaylaştı ve bütün çocukların tabletler var, telefonlar var. Ben çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle belli yetileri, belli iletişim yeteneklerini, belli fiziksel, beyinsel yetenekleri geliştirecekleri çok önemli süreleri beyni sentetik olarak simüle edip sentetik mutluluklar yaratarak korkunç vakit kaybederek geçiriyorlar. Ama aslında aşılanma durumu orada sürekli var olan bir şey yani. Bir şekilde ama şöyle bir şey de var. Yani. Şimdi ben bunun önüne geçebilmek ister miydim? İsterdim. Doğru olur muydu? Hayır, çok yanlış olur. Çünkü onun yaşadığı döneme ait bir şey bu. Onun zamanında var ve bunu kullanmayı ve iyi kullanmayı bilmesi lazım. Çocuklara yapmak istedikleri şeyler için fırsat vermemiz lazım ve müsaade etmemiz lazım. Yoksa bir şekilde aç kalıyorlar. Yani bir insanı çocukluğunda aç bırakmak iyi bir şey değil. Herhangi bir şekilde madden ve manen ve ruhen aç bırakmak iyi bir şey değil. İstediği şeye bir şekilde o çocuğun bir şekilde ya bir gayret sarf ederek ya da beleşe ulaşabilmesi lazım. Onu kullanabilmesi lazım ve onu ona olan ihtiyaç fikrini tüketebilmesi lazım. Değil mi? Yoksa hep saplantıları oluyor, bir eksiklik hissediyor. Bu sefer kendisi kazanıp elde ettiği zaman elindeki de yetmiyor bir şekilde. Fazlası oluyor. Bir şekilde çocukları doyurabilmek lazım. Onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek lazım. Ve inanın 1.000 liralık bir ihtiyacı 1 liralık bir çözümle çözebiliriz hepimiz. Mümkün. Ama o çocuğu oyuncağı alamıyorsan yapabilirsin, üretebilirsin, onunla o vakti geçirebilirsin, başka bir şey koyabilirsin yerine ve onun istediği oyunu yine onunla oynayabilirsin. Evet. Ama buna bu vakti ayırmak lazım. Aslında. Benim için çok özel bir zaman, çok özel bir mesai. Yani Doğan ilk doğduğunda Lale ile biz tabii ki bakıcı ihtiyacımız vardı. 5. gün. Doğan Atilla mıydı işte? Evet, Doğan Atilla. 5. gün ben dedim ki Lale bu kadın gidiyor, ben çalışmıyorum, bitti. Radikal kararlar vermek lazım hayatın içinde. Evet, beni daha olumlu besledi bu. Benim için çok daha üretken, çok daha mutlu bir süreç oldu geçtiğimiz 6 sene. Her bir anı çok kıymetli. Hiçbirini kaçırmadığıma çok memnunum. Ve bu süre içerisinde düşünüyorum yapabileceğim daha güzel bir şey var mıydı? Yok, hayır. Hiç kurumsal bir şirkette bir yerde çalıştınız mı? Evet. Yani mesela patronunuz mendil takıyorsa siz de patronun yardımcısıysanız bir akşam yemeğinde mendil takar mısınız? Şimdi eğer bir kurumsal bir yerde çalışıyorsan oranın kurallarına riayet etmen lazım. Eğer bir sette çalışıyorsan oranın kurallarına uyman lazım. Yani İçine girdiğin ve beslendiğin sisteme uyum sağlamalısın ki oraya bir faydan olsun. Yoksa o işi yapmamalı insan. Eğer kendine uygun görmüyorsa lütfen o işi yapmasın. Lütfen o işi yapmasın. İşverene zararı var, işe zararı var ve en çok kendine zararı var. Doğru. Ben kendim için de böyle arayışlarım var. Üretken olabileceğim yeni platformlara ihtiyaç duyuyorum ben de. Ama şimdi bu arayışa, elindeki iş gücü bırakıp bu arayışa gitmek başka bir cesaret gerektiriyor. Bu cesareti göstermek lazım ya. Doğru. Olaylara, durumlara ve aslında yeni projelere başlangıçta ben üniversitede öğrenciyken bu programı yapma fikriyle işte bir şekilde çalışmalara başlamıştım ama o zamandan bu zamana kalan hikayeler her şeye rağmen diye adlandırıyorum. Aslında o zaman her şeye rağmen diye başladığım hikayelerdi. Nereden nereye diyoruz? Şimdi bir yapımcı olarak, bir televizyon programı sunucusu olarak durup düşününce ister istemez siz de bunu yapar mısınız? Yani 10 yıl önceki Cemal değilim artık. Hayattaki bakış açınızı bu etkiler mi? Etkiler tabii ama yine duruma bağlı. Yani yine çok değişken var. Neresinden bakarsanız bakın. Şu sandalyede otururken yapmak istemeyeceğim şeyi o sandalyede otururken yapmak isteyebilirim. Ya da yapmaya gerek hissedebilirim. Ya da istemiyorsam da hayatta aslında böyle bir ihtiyacım olabilir. Geçim sağlamak için ya da kendimi terbiye etmek için istemediğim bir yola girmek zorunda kalabilirim. Zaman zaman bunu yaptım. Zaman zaman beni strese soktu. Zaman zaman benden bir şeyler aldı. Zaman zaman bana bir şeyler kattı. Ama bilemiyorsun. Önce kapıdan dışarı çıkmak lazım işte. Doğru. Hayatın içindeyken, vapurda sallanıyorken inişli çıkışlı bir dönem yaşıyorum cümlesini yıl içinde kaç kez söylersin? Söyler misin? Hayatımın hikayesi. 2 günde 1. 2 günde evet. 1 mi? Dalgalı. Dalgalı mı? Benim hayatım dalgalı ve maceralı bir deniz oldu. En çok dalgayı kim yapıyor? Galiba istesem de istemesem de ben sebep oluyorum. Siz mi sebep oluyorsunuz değil mi? Yani bu her insan için geçerli. Şimdi bir rota seçiyorsun. Sonuçlarına katlanman lazım. Değil mi? Yani doğru. Hani bugün doğuya gitmeyi seçtik ve bir fırtına patlayabilir. Ya da rüzgarsız denizin ortasında kalabilirsin. Birinde batarsın. Diğerinde açlıktan gidersin ya da hedefine ulaşırsın ama işte çıkmak lazım. Öyle. Aslında zorluklar veya o dalgaları biz oluşturuyoruz. Mantıklı. Zaten diğerlerinden kaçmak lazım.
Efendim, bir oyuncu olarak genellikle hani böyle fotoğraf çekiminde falan olur ya, böyle karşı taraftan yönetmene nasıl gözüküyorum? Yani genelde yönetmenle ilişkinizde öyle bir şey var mıdır? Nasıl gözüküyorum? İyi miyim? Yok, hiç olmadı. Nasıl bir diyalog vardır? Ben genel olarak bir kere bir sete teslim oluyorum. Oradaki atmosfere, orada yaratılan dünyaya ve oynadığım karaktere. Bugüne kadar çok enderdir. Çekilen bir sahneyi, sahne çekildikten sonra gidip monitörün arkasından seyrettiğim geçtiğimiz 15 sene içinde 3 ya da 4 sefer vardı. 3 ya da 4. Onlar da kritik durumlardır. Hani doğru çıktım bilmem ne. Yani bir aksiyon içeriyordur. Açıyla alakalı bir şey vardır vesaire. Yoksa verdiğim oyunculuğun kameraya nasıl yansıdığını bilmek hiçbir zaman ilgilendirmedi beni. İşin o tarafı benim işim değil. Ve ben bir kayıttan sonra dur o sahneyi nasıl oynamışım diye o monitöre bakarsam bir şeyi beğenmeyeceğim. Diyeceğim gözümün altı kırışık çıkmış. Saçımın şurası şöyle çıkmış. Aa, dişimde bir şey var. Abi benim işim o değil ki. Benim işim orada belli bir gerçekliği duygusal olarak ruhen, madden ve manen bir şekilde ortaya çıkarmak. Ben bunu içgüdümlü bir şekilde yapıyorum. Ha, bunu monitörün arkasına geçip nasıl göründüğüm mevzusunu bunun içine kattığım anda o görsellik fikri bir kere göz olduğu için ve çok hain bir şey olduğu için çok ön plana çıkıyor. Ve bütün yargını onun üzerinden yapıyorsun. Gördüğünle yapıyorsun. Bu sefer tekrar çekmeye kalksam aynı sahneyi. Bir, o duygu olmayacak orada. Net. Yanlış oyun vereceğim ve bu sefer kameraya göre hangi açıyı verdiğimi düşünmeye başlayan, ki zaten kamera farkındalığı var, onu da çok iyi biliyoruz hepimiz oyuncular olarak. O benim işimi bozar. Genellikle yaptığım işler yayınlandığı zaman seyretmiyorum. Ekranda kendimi gördüğüm zaman mutlaka zevkliyorum. Çok rahatsız ediyor beni. Evet. Çünkü benim için alternatif bir gerçeklik, alternatif bir dünya orası. Ve ben orada alternatif bir yaşam, bir şey yapmış oluyorum zaten. Benim içimde zaten bir yaşanmışlığı var. Onu dışarıdan seyretmek benim için çok yabancılaştırıcı oluyor. Doğru. Peki oyunculuk dünyasında film setlerini düşününce yapılabilecek en büyük zor organizasyon nedir sizce? Daha basit bir cevap da olabilir ama. Bir akşam aile yemeği organizasyonu yapmak da bazen zor olabilir. Ya hiçbir şey büyük bir setin organizasyonunu yapmak kadar karışık değildir. Hani ben, Asi çok büyük bir setti ve kalabalık bir setti. Bugünden bugüne Diriliş Ertuğrul çok kalabalık ve büyük bir set. Ve çok komplike, karmaşık bir iş ve herkesin işini doğru yapması lazım. Bir kişi bir şeyi doğru yapmadığı zaman bütün gün sarkıyor. Herkes zevk alıyor mu kısmı da çok önemli. Çünkü geçen gün Formula 1 pilotlarının hikayelerini anlatan bir belgesel seyrettim. Sonuçta orada bir gencecik bir çocuk ve daha iyi olabilmek için spor yapıyor, onun hikayesini almışlar. Tabii bir taraftan o işin aslında gözüken tarafında ama bir taraftan gözükmeyen tarafta bir... Şimdi bizimki eğlence sektörü. Kulüp patronu da şey yapıyor. Evet, bizimki eğlence sektörü. O söz konusu şoför ya, her gün hayatını tehlikeye atıyor ve altında da... birilerinin birkaç milyar dolarlık arabasını da riske atıyor. İşin vebali çok farklı. Ölüm kalımla oynuyor onlar. Tabii. Biz hikaye anlatıyoruz. Ama sonuç olarak bütün dişçilerin keyif alması lazım. Yani bir taraftan o Formula 1 takımının sahibi patron da tutkum, aşkım diyebiliyor. Tabii. Oradaki pilot da diyebiliyor. Tabii yani, ama şeyler farklı. Farklı taraflarından zevk almak. Stres oranları çok farklı. Bakın biz eğlence sektöründeyiz. Bizim yaptığımız işin ciddiyeti, bizim hikaye olan bağımlılığımız, bizim hikaye olan tutkumuz ve saplantılarımızla alakalı. Bu illa böyle gözükecek, illa bu kadar iyi olması lazım diye. Bazen o kadar iyi olmasa da başarıya ulaşabiliyoruz. Bazen o kadar iyi olmasın diye dert etmezsek o başarıya asla ulaşamıyoruz. Bilemiyoruz ki. Ama benim tecrübem de şu. Ben bizim sektörde sete gittiğim zaman sette çalışan herkesin yaptığı işten mutlu olduğunu görüyorum. Çünkü en azından set hayatında, film sektöründe hayat tek düze değil. Değil. Her gün farklı bir şeyle, farklı bir hikayeyle, farklı karakterler, farklı mekanlarla, farklı sorunlarla karşılaşıyoruz. Her gün bizim bunlara cevap üretmemiz gerekiyor. İnsanların organik olarak cevap üretebildikleri işler yaptıkları zaman zaten o cevabı üretebilmek onları fazlasıyla mutlu ediyor. Sen bir şey üretme, hele bir cevap üretme imkanı vermediğin zaman bir insana ve otomatize ettiğin zaman o zaman o insan travmatize oluyor ve mutsuz oluyor. Onun için bizim sektörde çalışanlar genellikle mutlu insanlar. Ha, şunu söyleyeyim. Bir anket yapılmış. Madencilikten sonra en zor ikinci sektör diye. Ben ne kadar gerçek bu bilmiyorum. Gerçekten çok zor bir sektör. Benim 64 saat mesaim var. Ve bak ben oyuncuyum. Şimdi ben geldim sete. Çok da yoğun bir gün. 10 tane sahnem var diyelim. Sabah 9 başladım. Gece 3'te bitirdim. Abi bizim sette çalışan arkadaşlar benden 2 saat önce gidiyor. Benden 3 saat sonra çıkıyor. Tonlarca malzeme taşıyorlar. Ya bir ışık kamyonu, ışıkçı arkadaş dediğim. Günde 20 ton malzemeyi o arabaya indirip bindiriyor her gün. Ama yaratıcı bir işi var. Sette gerçek bir fonksiyonu var. Kendini bir meslek sahibi, bir erbap. Bunun saygısını görüyor. Hem oyunculardan hem çevresindeki arkadaşlarından. Bir kolaborasyon var. Ben aydınlatıyorum. Sen oynuyorsun. Öbürü çekiyor. Öteki kurguluyor. Dolayısıyla bir kolaborasyon da var. Ve netice itibariyle amacımız hepimizi ve seyirciyi de mutlu edecek bir şeyler üretmek. Doğru. Bir hikaye anlatmak. İnanılmaz büyük bir mutluluk böyle bir sektörde çalışabilmek. En kötü günüm çok iyi bir gündü. Değil mi? Evet. En kötü gününüz
Böyle olsun. İnşallah diyoruz. Cemal Kaptan vapuru tekrar Sarayburnu'na yanaştırdı. Buradan da anlaşılacağı gibi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Ama izleyicilerimizin size sormam için gönderdiği sorular var. Lütfen. Sosyal medya hesaplarımızdan. Bir izleyicimiz şöyle sormuş. Bu hayattaki okçuluk serüvenini anlatabilir mi? Bir özet geçebilirim. Evet. O dönemler tam ilk evliliğimde yeni boşanmıştım. Kardeşimle ortak bir çizgi film şirketi kurmuştuk ve Türkiye'nin ilk uzun metraj çizgi filmini yapma girişimlerinde bulunuyorduk. Ben her zaman çok doğa sever oldum. Sürekli o dönemlerde kampa gidiyordum. Köpeğim vardı, Labrador, Toby. Mekanı cennet olsun. Öyledir muhtemelen. Bu dönem içerisinde benim atlara da bir merakım doğmuştu ve uzun süredir de ondan önceki yıllar boyunca da atlı savaş sanatlarıyla ilgili tarihe olan merakımdan dolayı atlı savaş sanatları olsun, atlı birliklerin kıyafetleri, kullandıkları silahlar, taktikler, savaş oyunları olsun her zaman çok fazla ilgim vardı. Sonra bir gün interneti kurcalarken at üzerinde ok atan bir adamın videosunu seyrettim. Aa dedim bu, tam aradım bu. Ve onu öğrenmeye karar verdim ben. İlk önce okçuluk öğrenmem gerekiyordu, binicilik öğrenmem gerekiyordu. Ben ikisine birden başladım, sıfırdan başladım. Geçtiğimiz 20 sene içinde çok fazla düzeltme yapmak, bir sürü şeye baştan başlamak zorunda kaldım. Benim için hepsi çok büyük mutluluktu. Ok atmaktan inanılmaz haz alıyorum. Benim çok sevdiğim bir silah. Hem obje olarak çok seviyorum. Gerek oklar olsun, gerek yay olsun. Bir de ben geleneksel okçulukla uğraştığım için benim yayım uzaktan kumandalı bir helikoptere de benzemiyor. Öyle her bir yerinden bir şeyler fışkırmıyor yani. Böyle incecik, böyle mis gibi bir Türkiye'yi şu boyutlarda falan. Güzel. Ve iyi bir okçu oldum. Şimdi attığımı vurabiliyorum, o bana ayrı bir haz veriyor. Biz aşağıda efendim bir set kurduk. Çay bardaklarını dizdik. Attım desek atar mısınız? Atarım. Keşke alsaymışız. Şimdi atarım. Aklıma geldi bu fikir. Evet. Ama şehirde silahlı gezmiyorum artık. Çok güzel. Çok yakın zamanda önemli bir yarışmadaydınız. Orada unutamadığınız bir an var mı diye izleyicilerimiz sormuş Survivor sürecinde. Var, çok var canım. Var değil mi? Aç kaldık zaten. Aç kaldınız. Ya ben sana söyleyeyim. Şimdi ben mesela Survivor'ı izliyorum. Açlık kesinlikle geçmiyor. Sadece ben biliyorum onların ne kadar aç olduğunu. Efendim Sarayburnu'nda sohbetimizin sonuna gelirken geçen gün bir hasta dedi, ben onun şahit oluyorum konuşmasına, moral veriyorum dedi. Ya bir hasta olarak İnsanlara dedi yapabileceğim bir şey yok, moral vermek dedi. Çok hoşuma gitti. Siz hayatta insanlara en çok ne verdiniz sorusuyla bitirmek isterim. Ya da şu sıralar neyle insanları besliyorsunuz? Size iyi geliyor. Umut. Umut. Kendi hayatlarıyla ilgili. Dünyada hayatta yaşayabilecekleriyle ilgili. Ya en derin çukurda olan için bile çok güzel bir ışık var. Gerçekten kafayı kaldırıp bir ışığa bakmak lazım. İki, ışığa doğru tırmanmak lazım. Üç, tünelin sonunda gördüğün ışık üzerine gelen tren olabilir. Ama bunu denemezsen asla öğrenmeyeceksin. Doğru. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Size küçük bir armağanımız var. Onu takdim etmek isterim. Çok sonra teşekkür ederim. Son sözler sizin. Ya buyurun. Çok sağ olun. Açayım. Ne demek? Tabii buyurun. Eli boş göndermek olmaz. Ay harika. Evet, bunu günlük olarak kullanacağım en azından, o kadarını söyleyebilirim. Sabah kahvemde çok teşekkür ediyorum demek, size. Çok sağ olun. Çok özel bir hediye. Efendim? Çok beğendim. Ne güzeldir hayvan sevgisi. Atların ve köpeklerin sesi. Vapurda çay simit sohbeti eklendi. Martıların sesi. Çok teşekkür ediyorum size. Afiyetle. Bunu saklayacağım. Ve kullanacağım. Evet. Çok sağ olun. Cemal Kaptan'la birlikte o Kaptan Köşkü'nde hala bizi bekliyordur. İstanbul Boğazı'nın keyifli sularında sizinle sohbetteydik. Son sözler sizin. Teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gün oldu. İstanbul Boğazı gezmek için çok güzel bir havaydı. Bir yandan sohbet ettik, bir yandan manzarayı seyrettim ben. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Gelişiniz güle güle. Gidişiniz güle güle. Her işiniz çok sağ olun. Güle güle olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Efendim Cemal Hünal'ı alkışlıyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İstanbul'da mükemmel bir gün. Boğaz ve denizin eşsiz güzelliği ve eski bir vapurun nostaljik kokusu. Derdimi kendime anlatmak için olabilecek en güzel yer. Çok teşekkür ederim. Cemal Hünal. (Gülüyor)